Yollar kim yürüdüyse onun iziyle belirir. Kim yürüdüyse o yolda güzel izler görürüz. Orta Asya'ya doğru yürüdüğümüzde iki insanın adını duyarız, iki insanın izini ve nice insanın izini görürüz. Ama bu hikayede iki güzel insanın izi var. Eyüp Bey ve Ayşe Hanım. 93 yılında Sakarya'yı bırakıp geride Orta Asya'ya doğru yola düşmek istiyorlar. İkisi de devlette çalışıyor, memuriyetleri var. İşlerinden istifa ediyorlar ve gidecekler bir sevda uğruna. Ayşe Hanım'ın babası bir yıl evvel vefat etmiş. Annesi daha onun yokluğuna alışamadan evladının gidecek olmasına dayanamıyor. Öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki Ayşe Hanım geride annesini bırakacak olmanın acısını taşıyor yüreğinde. Eyüp Bey'in babası ise hiç olumlu bakmıyor bu duruma. İnsanlar iş bulamazken, insanlar işsizlikten dert yanarken siz gül gibi mesleğinizi bırakıp nereye gidiyorsunuz diyor. Bakıyor ki oğluna bir türlü söz geçiremeyecek, gelinine sesleniyor. Kızım diyor, sen gitme. Sen gitmezsen o da döner diyor. Ama bilmiyor ki Ayşe Hanım Eyüp Bey'den daha da istekli gitmek için. Ve bir gün topluyorlar eşyalarını, yola düşecekler. Tam kapıdan çıkarken karşılarında Eyüp Bey'in babası ve elinde beylik tabancası, hiçbir yere gidemezsiniz diyor. Durun. Konu komşu koşuşturuyor sakinleştirmek için, elinden bir kaza çıkacak diye. Zar zor güç bela sakinleştiriyorlar ama bu arada Eyüp Bey ve Ayşe abla eşyaları tekrar eve taşıyorlar ve gitmekten vazgeçtiklerini söylüyorlar. Baba öfkeli evin karşısındaki kahveye geçiyor, orada oturuyor ve bekliyor. Epey bir bekliyor öfkeyle. Artık bir yerden sonra onların gitmekten vazgeçtiğine kanaat getiriyor ve o da kahveden kalkıp gidiyor söylene söylene. Onun kalkıp gitmesiyle Eyüp Bey ve Ayşe Hanım eşyaları tekrar toplayıp bir taksiye binip Sakarya'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Ve oradan uçağa biniyorlar Orta Asya'ya doğru. Aşkabat'a varıyorlar. Ve giderken ümitleri var, duaları var. Ya Rabbi bu gidişimizi hicret say. Ya Rabbi bu gidişimizi Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'in gidişi gibi, dostlarının gidişi gibi bir hicret sevabıyla taçlandır. Duaları var. Aşkabat'tan Merve doğru gidiyorlar. Mevr, eski şehir, kıymetli şehir. Ve uçakla süzülürken çölün üzerinde sahabe kabirleri görüyorlar. Ayşe Hanım diyor ki, ben burada ölürsem sahabe efendilerimizin yanı başına bir mezar kazıp beni oraya defnedebilir misin? Bir vasiyet bu, bir dilek. Ve varıyorlar şehre. Şehir harabe halde. Bağımsızlık yeni kazanılmış. Ev harap halde. Camlar kırık, kapılar bozuk. Ayşe Hanım giderken demişti ki, ya bir çamaşır makinemiz olsa yeter aslında. Ama çamaşır yıkayacak bir leğen bile bulamıyorlar. Evde yatakları yok. Betonun üzerine serdikleri halının üzerinde yatıyorlar. Ayşe Hanım bir sabah uyandığında böbreklerindeki ağrıyla kalkıyor. Şartlar çok zor. Çocukların kıyafetlerini çıkarıyorlar kirli diye yıkamak için. Sonra bakıyorlar ki aslında o kadar da kirli değilmiş deyip tekrar giydiriyorlar. Günler böyle geçiyor, zor. Günler meşakkatli geçiyor. Eyüp Bey sabah 7'de çıkıyor, gece 1'de 2'de dönüyor evine. Ayşe Hanım konu komşuyla tanışıyor, onları evinde ağırlıyor. Türkmen çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Bir gün akşam eve misafir gelecek. Kapkacak hiçbir şey yok. Eyüp Bey yemek pişirecek bir şeyler bulmak, yemeği bir tencere, bir kap, bir şey, bir tabak bulmak için koşuşturuyor. Ayşe Hanım bir yandan Türkmen çocuklara Kur'an öğretiyor, bir yandan mutfağa gidiyor, yemekleri pişirmeye çalışıyor. Ve o anda küçük kızı Zeynep evin penceresinden bir güvercin gibi süzülüyor yere doğru. Bir çığlık kopuyor. Ayşe Hanım aşağı nasıl koşuyor, nasıl varıyor oraya hatırlamıyor bile. Komşuları bir kadın, önce o varıyor. Kendi çocuğu düşmüş gibi ağlıyor. Öyle ağlıyor ki Ayşe Hanım'ın elinden ayağından derman çekiliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Kendi düşse bu kadar acımazdı canım.
Zeynep'in yüzü gözü kan içinde. Suyla yıkıyorlar, uyandırmaya çalışıyorlar ama baygın. Hastaneye götürüyorlar, doktorlar ümitsiz. Kimse Ayşe Hanım'ın yüzüne bile bakamıyor. Doktorların suratı asık, ümitsiz. Eyüp Bey'e bir türlü ulaşamıyorlar. Bir türlü ulaşamıyorlar. Cep telefonu diye bir şey yok. Saatlerce ulaşmaya çalışıyorlar. En sonunda ulaşıyorlar. Diyorlar ki çocuk düşmüş. Eyüp Bey zannediyor ki okuldaki öğrencilerden birisi düştü. Eyvah diyor. Aman Allah'ım. O çocuklar bize emanetti. Şimdi onlardan birisi düştüyse ve Allah muhafaza öldüyse biz kime ne diyeceğiz, nasıl anlatacağız? O kadar emek heba olacak. Okul kapanacak. Kafasında türlü türlü soruyla hastaneye geliyor. Hastaneye geliyor. Ameliyathanenin kapısında kendi eşi var. Ayşe Hanım. Göz göze gelince anlıyorlar. Düşen kendi kızı Zeynep. Eyüp Bey açıyor ellerini. Hamdolsun diyor. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Düşen benim çocuğummuş. Başkasının çocuğu olsaydı ben ne derdim? Nasıl hesap verirdim? İyi ki benim çocuğummuş diyor. Ama içinde bir yara, içinde bir sızı. Günler geçiyor, günler. Yoğun bakımda, komada günler geçiyor. Ayşe Hanım bir gün evdeyken Eyüp Bey Zeynep'in kanlı elbiselerini gönderiyor. Ve kesilmiş saçlarını. Bir çığlık düşüyor kalbinin içine. Bir çığlık. Belki Anadolu'ya gelir o çığlık. Anadolu'ya kadar gelir. Eyüp Bey'in aklından belki de şu geçiyor. Hanım sahabe kabirlerinin yanında bir mezar istemişti. Ona değil belki ama kızımız Zeynep'e. Bir kefen hazırlıyorlar. Mezar yeri bile belirliyorlar. Ama 27 gün sonra dua dua yalvardıkları, şifa diledikleri evlatları 27 gün sonra Zeynep gözünü açıyor ve baba diyor. Ve açılıyor gökler. Bir bahar geliyor. Önden gittiler. İzler bıraktılar. Atları yoktu, arabaları yoktu. Çok yol çiğnediler. Çiçek çiğnemediler. Can verdiler. Kendi canlarını verdiler ve can verdiler kurak topraklara. Var olsunlar. Yolları açık olsun. Birleri bin olsun. Yollarındaki dikenler savrulsun. Ayaklarına taş değmesin. Yolları, bahtları açık olsun.